Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik, konu anlatımları. Eğitim kurumlarının temel işlevleri. Eğitim kurumlarının temel işlevleri bu şekilde gösterilmektedir. Toplumsal işlev, felsefi işlev, siyasal işlev, ekonomik işlev, gizli işlev, bireysel işlev. Toplumsal işlev, bireyi toplumsallaştırma, sosyal değişimlere uyumunu sağlama, kültürel mirası aktarma, toplumun devamını ve gelişimini sağlama, bireye toplumsal sorunları çözme becerisi kazandırma. Felsefi işlev, bireyin düşünme biçimlerini geliştirme, çok yönlü bakış açısı kazandırma, sorgulama, yargılama, eleştirme, iyiyi, doğruyu ve güzeli arama. Siyasal işlev, iyi vatandaş yetiştirme, lider yetiştirme, bilinçli seçmen yetiştirme, anayasal yapıyı ve siyasal düzeni koruyan bireyler yetiştirme, demokratik birey özelliklerini kazandırma. Ekonomik işlev, bilinçli üretici ve tüketici yetiştirme, nitelikli insan gücü yetiştirme, bireylerin ülke kaynaklarını etkili kullanmalarını sağlama, meslek sahibi yapma. Gizli işlev, eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazanma, suçları önleme, bireyi koruma. Bireysel işlev, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olma, bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verme, bireyi bütün yönleriyle bilişsel, duyuşsal, devinişsel geliştirme. Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. Eğitimle ilgili yasal düzenlemelerden en önemlisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'dur. Bu kanun, eğitim ve öğretim programlarının dayanağı, milli eğitim sistemlerinin genel amaçları ile her bir eğitim basamağının kendine özgü amaçlarının yer aldığı yasal düzenlemedir. Türkiye'de bu düzenleme ilk olarak 1973 yılında yürürlüğe konulan ve 1983 yılında bazı değişiklikler yapılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanun kapsamında Türk Milli Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Örgün eğitim, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını, yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Kanunun 43. maddesine göre öğretmenin sahip olması gereken nitelikler: A. Öğretmenlik meslek bilgisi, pedagojik formasyon, B. Genel kültür, C. Özel alan bilgisi. 2006 yılında yapılan öğretmen kariyer sistemi uygulamasıyla öğretmenler, baş öğretmen, uzman öğretmen, öğretmen şeklinde kademelendirilmiştir. Not: öğretmende bulunması gereken özelliklerin önem ve öncelik sırası.
1. Özel alan bilgisi. 2. Pedagojik formasyon. 3. Genel kültür şeklindedir. Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri. A. Genellik ve eşitlik. Eğitim kurumları, dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. B. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. C. Yöneltme. Fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. D. Eğitim hakkı. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. E. Fırsat ve imkan eşitliği. Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. F. Süreklilik. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak üzere yetişkinliklerinin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. G. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği. Eğitim sistemimizin her derece ve her türlü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. H. Demokrasi eğitimi. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır. Ancak eğitim kurumlarında anayasada ifadesi bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. İyi laiklik. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır ve devlet kontrolündedir. J. Bilimsellik. Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere,
çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması, bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. K. Planlılık. Milli eğitimin gelişmesi, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. L. Karma eğitim. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. Ve okul ile ailenin işbirliği. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Ne her yerde eğitim. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri milli eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Öğretim. Önceden belirlenen amaçlar çerçevesinde bir eğitim kurumu ya da okulda planlı, programlı etkinlikler yoluyla öğretmenlerin rehberliğinde ve gerekli ölçme değerlendirmeler yapılarak gerçekleşir. Öğretim, içsel bir süreç ürünü olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dışsal koşulların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda eğitim sürecinin okullarda amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmına öğretim denir. Öğretim sürecinin 3 temel öğesi vardır. 1. Öğrenci, 2. Öğretim hizmeti, 3. Program. Öğretim, öğrenme ile iç içe gerçekleşen bir etkinliktir. Eğitim kurumlarında gerçekleşen planlı, denetimli, örgütlenmiş etkinliklerdir. Davranış değişikliğinin okullarda planlı ve programlı bir şekilde yapılma sürecidir.